ediyorum ve bunu birkaç kez tekrarlıyorum. İnançlı bir Müslüman mısın Hadise? Evet. Evet, çok inançlıyım. Bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum ama mesela semifinal günü çok komik bir şey oldu Moskova'da aslında. Moskova çok sıcaktı bu sene. Ve her ekipte herkes kazaklar, ceketler, şallar falan aldılar yanlarına. Ve Moskova inanılmaz sıcak. 27-28 derece. Ama semifinal günü 12'sinde ben saçım ve makyajım yapılmadan önce Yasin okudum. Ne güzel. Evet, dua ettim. Allah'ım inşallah yarı finali geçerim dedim. Ondan sonra oturdum, makyajıma başladılar ve yağmur yağmaya başladı. Çok ilginç. Ne güzel. O günden sonra sürekli yağmur yağdı Moskova'da. Ne güzel. Evet, annemi de aradım, anlattım bunu. Zaten annem hep der, dualarını eksik etme, dualarını oku. Yani bu konuda çok inançlıyım, evet. Bunlar da özel şeyler. Mutlaka. Çünkü bazı insanlar bunu duyunca belki ön yargıdan dolayı bambaşka şeyler düşünebilirler. Ama herkes bence kendi, yani dinini kendine göre yaşaması lazım. Ve ben böyle hissediyorum. Bana böyle, ben böyle mutlu oluyorum. Okuyunca rahatlıyorum. Ve okudum o gün, inanılmaz yani gergin olmadan sahneye çıktım. Evet. Yine bu albümdeki Kartonet'teki yazında 2009 yılı bana kariyer olarak çok şey kazandırdığı gibi şahsi hayatıma dair birçok kararı almamı sağladı. Kendi bir şeyini güvenli ve güçlü hissediyorum. Kimse yarınların ne sürprizlerle dolu olduğunu bilemez. Ben de düşünme yolumu değiştirdim. Özellikle aşkla ilgili diyorsun. Lütfen geri kalanını kendin okur musun sana versem? Tabii okurum. Ne demek? Özellikle aşkla ilgili dedikten sonra... Özellikle aşkla ilgili. Aşk çok eğlenceli bir duygudur. Sizi güldürür, ağlatır, canınızı yakar. Bir anda düşürür, bir anda yükseltir. Aşk size delice hareketler yaptırır. Size geleceği düşündürür, geçmişi unutturur. Kalbinizi yeniden açtırır ve yaraları sarar. Aşk bana şarkı söyletti, duygularımı size taşımamı sağladı. İşte benim yeni albümüm. Yaşadığım ve yaşamaya devam ettiğim her duygu bu albümde var. Tek bir şey adına aşk. Çok güzel. Evet. Ya bu sefer teşekkür metnini bambaşka yapmak istedim. Çünkü ben her teşekkür metninde herkese teşekkür ederim. Prodüktörden, yani bir klip setindeki çayı getiren adama kadar. Ya öyle bir şeyim var, alışkanlığım. Ama bu sefer dedim, bu sefer başka bir şey yapmak istiyorum dedim ya. Çok böyle, zaten herkese her zaman teşekkür ediyorum. Bunu herkes de biliyor. Hiç kimse de zaten darılmamıştır, Hadise niye yazmadı diye. Yani bu albüm hayranlarıma bir armağan. Onlar da biliyorlar, Hadise hiç özel hayatını hiç konuşmaz. Yani magazinlerde özel aşk hayatımla olmayı da hiç sevmem. Hiç hoşuma gitmez ama ben hayranlarımla, şarkılarımla konuşmayı severim. Yani albümde ne varsa, yani fotoğraflarından alın, teşekkür metnine kadar, şarkı sözlerine kadar ben bunlardan hayranlarımla konuşmayı çok seviyorum. Ve onlar da anlıyor her şeyi. Çok ilginç. Konserlerde falan konuşmalar yapınca inanılmaz şeyler duyuyorum ve diyorum ay bu hayranlar her şeyi anlıyorlar ve onlar için bir armağan bu. Şimdi sıra geldi. Sürpriz sandığımızı açma ya. Bakalım içine ne var, evet. Ben de merak ediyorum. Evet, ben de. Bu Altın Kelebek ödülü olmalı diye düşünüyorum. Aa, bu, değil mi? Benimki burada... mi? Valla üzerinde en iyi Türk pop müziği kadın solist ben 2009. Bu, evet. Bu da 2008 yılın starları, yılın sanatçısı Hadise, evet. Ödülü. Evet. Ne güzel değil mi Hadise? Bir sanatçının yaptığı çalışmalar sonucunda bu şekilde ödüllendirilmesi. Yani tabii bir ödül almak bir sanatçı için en büyük hediye. Zaten bunu da Altın Kelebek ödülünde demiştim. Bu sene alabileceğim en güzel hediye budur galiba. Çünkü yani sanatçı olmak, şarkılarını okumak, ondan sonra konserler yapmak aslında sınava girip ondan sonra öğretmenden,
Yani bir ona on almak gibidir. Çok güzel, evet. Çok güzel söylüyorsun. Çok. Bunu aldıktan sonra tekrar motive oluyor insan ve ben 2006 yılında bir Altın Kelebek Ödülü de almıştım. En iyi çıkış kadın solisti olarak. Hatırlıyorum, evet. Ve şimdi 3 sene sonra 2009'da bu ödülü aldım. İnanılmaz bir şey yani. Ve daha 23 yaşındayım. Çok çok şükrediyorum. Çok mutluyum. Ne güzel. Evet. Tekrar tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Programıma katıldın. Beni çok mutlu ettin Hadise. Ben de. Çok teşekkürler. Ayağına sağlık. Bu yoğun tempo içinde. Çok sağ olun. Eurovizyondan sonra ve yeni albümünle ilk röportajı benimle yaptığın, evet, için. Çok teşekkür ediyorum bir kere daha. Rica ediyorum. Bir anı defterim var. Programa katılan değerli sanatçılara bir sayfaya birkaç şey yazıp, duygu ve düşüncelerini yazıp imzalamanı rica, tabii, ediyorum. Ne demek? Lütfedip yazarsan çok mutlu olurum. Tabii. Burada olmak, yaşadıklarımı anlatmak beni çok mutlu etti. Saygınız, sevginiz, desteğiniz ve güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sevgilerimle Hadise. Not: 2 Ocak 2009 ilk siz yorum yazdınız Düm Tek Tek hakkında. Çok teşekkürler, çok. Boğaz'ın incisi Çubuklu Hayal Kahvesi'nde Hadise ile yaptığımız sohbetin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla buluşuncaya kadar hoşça kalın, mutlu kalın.